Merhaba. Kuvvet serilerine geldik artık. Bu kuvvet serilerinin bizim diğer şimdiye kadar gördüğümüzden gördüğümüz serilerden farkı x gibi bir e, değişkene sahip olması. Dolayısıyla bu x'in bazı değerleri için bizim serimiz yakınsak, bazı değerleri için de ıraksak olacak. İşte eğer bu şekilde x barındırıyorsa bizim serimiz biz buna kuvvet serisi diyoruz. Ve buradaki asıl bizim problemimiz şu olacak. Yani hangi x değerleri için bizim seri yakınsak? Hangi x değerleri için için serimiz yakınsak? Bizim temel problemimiz bu olacak. Yakınsak. İlk örneğimizdeki kuvvet serisi aslında e, çok fazla kullanacağımız bir seri. E, bunu önce bir görelim, bir önce bir analiz edelim. Sadece x üzeri n'den oluşuyor seri. Bunun eğer açılımına bakarsak 1 artı x artı x kare artı nokta nokta x üzeri n diye gidiyor. Peki şimdi hangi x değerleri için yakınsaktır e, diye soruyoruz bunu. Bunlar da bütün kuvvet serilerinde yapacağımız şey e, oran testi. Yani öyle söyleyelim. Bütün kuvvet serilerinde serilerinde oran testi kullanılır. Başka bir test kullanmayacağız. Kullanılır. Evet, şimdi o zaman kullanalım bunu. Limit en sonsuza giderken tabii ki mutlak değere koymak zorundayız. Ee, hani bazen yan mutlaklı yere gerek yok diyorduk ama burada x'in ne olduğunu bilmediğimiz için muhakkak koyacağız. Yukarıya n artı birli formu, aşağıya kendisi. E şimdi bunu ne istiyoruz biz? Küçük bir istiyoruz. Yani artık birden küçük mü yoksa büyük mü diye bakmıyoruz. Biz direkt olarak birden küçük olması için x ne olur diye bakıyoruz. E o zaman o da ne olur? Limit en sonsuza giderken bizim burası mutlak değer x üzeri n çarpı x bölü x üzeri n. Burada bu x üzeri n'ler gittiği anda bize ne kalıyor? Mutlak değer x küçük 1 kalıyor. E o zaman o da ne olur? x eksi 1 ile 1 arasında olur. Oran testi bize bunu söylüyor ama oran testi bu ıı, sınırların dahil olup olmadığını söyleyemiyor yani buradan oran testi sınırları dahil edip etmemeyi söylemez Çünkü eğer hatırlarsanız o sadece küçük bir için yakınsak diyor. Orada bir eşitlik söz konusu değil. E ne yapacağız o zaman? Sınırlara biz kendimiz bakacağız. Tüm bu kuvvet serilerinde böyle yapacağız. Sınırlara biz bakalım. Yani ne olacak şimdi? Sınır ilk sınır x eşittir. Eksi bir için yani biz bu serimizde x gördüğümüz yere eksi bir koyacağız x üzeri n'di. Şimdi eksi 1 üzeri n oldu. Bu eksi 1 üzeri n serisi hatırlarsanız ıraksak. Demek ki e, eksi 1'i koyduğumuzda ıraksak oluyorsa o zaman buradaki bu eksi 1 eşitliği olmayacak. Peki x eşittir 1 alabiliyor muyuz diye bakarsak o zaman da bu x yerine 1 koyarsam 1 üzeri n serisi çıkar. Yine ıraksak. Yani e, bu durumda biz buradan bu seri için tabii ki sınırlar dahil değil. Sadece bizim x eksi birden kesin büyük, birden kesin küçük için bizim bu x üzeri n serisi yakınsak. Evet, e, bu örneğimizde de n faktöriyel x üzeri n serisi. Hangi x değerleri için yakınsaktır bulacağız. E, e, tabii ki yine e, oran testi yapıyoruz. Yani limit en sonsuza giderken mutlak değer içerisinde n artı 1 faktöryel x üzeri n artı 1 bölü n faktöryel x üzeri n. E, o da e, ne olacak? Tabii ki burayı bir daha bir yazarsak limit en sonsuza giderken şurada n artı 1 n faktöriyel. Bunu da x üzeri n çarpı x diye yazayım. Aşağıda n faktöriyel x üzeri n. Burada şimdi x üzeri n'ler gitti. n faktöriyeller de gitti. Yani n artı 1 çarpı x kaldı. Bunu mutlak değerin özelliklerinden şöyle yazabilirim. Bakın kafanız karışırsa bunu hemen yapın. Yani bu mutlak değer içerisinde n artı 1 çarpı x ya. Bunu Şöyle yazayım. Limit en sonsuza giderken mutlak değer n artı 1 çarpı mutlak değer x. Mutlak değerin özelliklerinden. Burada bu n artı 1'in tabii ki ihtiyacı yok. Limit en sonsuza giderken n artı 1 çarpı mutlak değer x oldu. Bunun birden küçük olmasını istiyoruz tabii ki yakınsaklık için. Yalnız Şimdi bakın burada en sonsuza gidiyor ve burada sizin en artı biriniz var ki burası nereye gider? Sizin sonsuza gider. Yani bunu da sonsuz yapar. E birden küçük olmaz. Peki bundan kurtulmanın tek yolu bizim daha limiti almadan x'i sıfır almamız. O zaman x sıfır olduğu için burası direkt sıfırlanır ve limitin en sonsuza giderkenki durumu etkisiz kalır. Yani diyeceğimiz şey bu eşitsizlik Sizlik bir tek x eşittir sıfır durumunda gerçekleşir. Yani demek ki bizim bu seri için serinin yakınsaklık durumu için şunu söyleyeceğiz. Yani bizim n faktöriyel x üzeri n serimiz sadece X eşittir 0 için yakınsaktır. Sıradaki serimizde işlemlere dikkat etmemiz lazım ee, bu kuvvet serisinde. Tabii ki yapacağımız iş standart limit en sonsuza giderken ee, yukarıda şimdi eksi 1 üzeri n artı 1 x üzeri burada n artı 1 yapıyorum ama başında da 2 olduğu için bu 2n artı 2 oluyor. Buna dikkat. Bölü burası da 2 üzeri yine 2n olduğunda 2n artı 2 ve burası n artı 1 faktöriyel ve onun da karesi. Bölü aşağıya da aynısı yani eksi 1 üzeri n x üzeri 2n bölü 2 üzeri 2n n faktöriyel kare biraz işlem kalabalığı var. Şimdi ne olacak? Limit en sonsuza giderken aynı anda hem bu paydayı takla attırıp hem de sadeleşmeye uygun şekilde bir dizayn edeceğim bunları. Yani ne olacak bu? Eksi 1 üzeri n çarpı eksi 1. Bu x üzeri 2 n ile sadeleşsin diye x kare. Ondan sonra ne gelecek? Buraya ters çevrilip yanına çarpı 2 üzeri 2 n. Ve n faktöriyelin karesi gelecek. E, aşağıda ne kalacak o zaman? 2 üzeri 2n çarpı 2'nin karesi. Burada e, n artı 1 çarpı n faktöriyelin karesi. Yani hem n artı 1'in karesi hem de n faktöriyelin karesi olacak. Tabii ki bitmedi. Eksi 1 üzeri n var ve x üzeri 2n var burada. Evet şimdi artık... E, bunu yazdık. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Burada neler gider? 2 e, üzeri iken buradan gider. Başka e, eksi 1 üzeri n buradan zaten gidiyor. mutlak değerle de gidecek şimdi yukarıdaki eksi 1. X üzeri iken bununla gider. n faktöryel kare var. Bu da gitti. Başka yukarıda x kare kaldı. Eksi 1 kaldı. Aşağıda da 2'nin karesi ve n artı 1'in karesi kaldı. Yani o da eşittir. Limit en sonsuza giderken e, mutlak değer içerisinde eksi x kare bölü 4 e, n artı 1'in karesi. n artı 1'in karesi. E şimdi mutlak değerden çıkartarak yazayım. Limit en sonsuza giderken burası 1 bölü 4 n artı 1'in karesi ama tabii ki x kare buraya da mutlak değer içerisinde bunu tutayım. Şimdi bunun birden küçük olması için burada limiti aldığımız anda burası nereye gidiyor? Şu paydası sonsuza gittiği için burası sıfıra gidiyor. Yani x olarak hangi reel sayı olursa olsun bizim bu limit doğru. O zaman öyle söyleyelim. Yani x e, hangi reel sayı olursa olsun sayı olursa olsun bizim bu limit en sonsuza giderken 1 bölü 4 n artı 1'in karesi x kare dediğimiz limit birden küçük olur çünkü burası bizim sıfıra gider e o zaman ne diyeceğiz bizim serimiz ne zaman yakınsaktırın e, şeyi cevabı yani bütün xler için reel sayılardan bizim serimiz yakınsaktır. Ne alırsak alalım x yerine. Peki bu kuvvet serileri hep böyle mi? Sadece x için mi? Ee, yok daha genel hali var. Yani bizim şimdiye kadar gördüklerimizde bakın buradaki a'sı hep sıfırdı. Ama bunu sıfır almak zorunda değiliz. Bir reel sayı alabiliriz. O zaman genel kuvvet serisi formu cn x eksi a üzeri n yani açılımı da c0 artı c1 x eksi artı c2 x eksi karesi artı nokta nokta diye gidiyor. Biz buna a merkezli kuvvet serisi veya a çevresinde bir kuvvet serisi deriz. Bundan öncekiler sıfır merkezli kuvvet serisiydi. Yani sıfır çevresinde birer kuvvet serileriydi. Şimdi bakın buna uygun olarak x eksi 3 üzeri n bölü n serisini alıp bunun değerlerine bakacağız. Yine oran testiyle başlayalım tabii ki. Yani burada yapacağımız şey limit en sonsuza giderken mutlak değer içerisinde x eksi 3 üzeri n artı 1 bölü n artı 1 bölü x eksi 3 üzeri n bölü n. Ve o da şimdi artık limit en sonsuza giderken Burasını x eksi 3 üzeri n çarpı x eksi 3 diye bir yazalım. Bölü n artı 1 ters çevrilip geldi. n bölü x eksi 3 üzeri n. x eksi 3 üzeri n'ler gitti. Burada n bölü n artı 1 pozitif olduğu için şöyle yapacağım. Limit n sonsuza giderken n bölü n artı 1'i ayrıca çıkaracağım. Çarpı mutlak değer x eksi 3 olacak. E şimdi bu küçüktür 1 olması için bu n bölü n artı 1 limiti aldığımızda neye eşittir? Bu 1'dir. Yani buradan sadece mutlak değer x eksi 3 küçük 1 çıktı. E bunu da mutlak değerini açarsak eksi 1 x eksi 3 1 arasında olacak. Ve buradan da şimdi eksi 3 ile toplarsak pardon artı 3 ile toplarsak 2 x ve 4 arasında olacak. Şimdi bundan önceki iki soruda bu sınırlarla hiç karşılaşmamıştık. Bir tanesi sadece x eşittir 0 için yakınsak oluyordu. Diğeri de bütün x'ler için, bütün reel sayı x'ler için yakınsak oluyordu. Ama şimdi e, sınırlar için bir bakalım. E, sınırlara bakalım. Yani ne yapıyoruz? Öncelikle x eşittir 2 için bakalım x eşittir 2 için alırsam seri ne olur? 2 eksi 3 üzeri n bölü n olur. O da eksi 1 üzeri n bölü n olur. E bu bizim alterne e, harmonik seri. Harmonik seri yani yakınsak. O zaman demek ki biz bu sınırı alıyoruz. Ve x eşittir 4 için bakalım. Ee, o zaman da bizim serimiz 4 eksi 3 üzeri n bölü n olacak. Yani bizim orijinal serimizdeki x yerinde burada yukarıda x 2 koydum. Şimdi de 4 koyuyorum. O da ne oldu? 1 üzeri n yani 1. Yani bu 1 bölü n serisi haline dönüştü. E bu da bildiğimiz harmonik seri. Harmonik seri. Iraksak. Demek ki bizim e, ee, yakın saklık aralığımız yani serimizin yakın saklık aralığı bak, aralığı 2'ye e, ikiye eşit x büyük küçük kesin küçük 4 olacak yani bu aralık olacak Eksi 1 üzeri n, x artı 1 üzeri n bölü 2 üzeri n serisine bakalım. Yine oran testini hemen koyalım buraya. Limit en sonsuza giderken mutlak değer içerisinde eksi 1 üzeri n artı 1 x artı 1 üzeri n artı 1 bölü 2 üzeri n artı 1. Aşağıya da aynısı eksi 1 üzeri n x artı 1 üzeri n bölü 2 üzeri n. Evet şimdi sadeleşecek şekilde bunları bir düzenleyelim. Yani burası eksi 1 üzeri n eksi 1. Burası x artı 1 üzeri n x artı 1. Ee, bölü 2 üzeri n çarpı 2. Bu ters çevrilip geldi. Yani buraya yukarıya 2 üzeri n geldi. Aşağıya da eksi 1 üzeri n ve x artı 1 üzeri n kaldı. E şimdi burada eksi 1 üzeri n'ler gitti x artı 1 üzeri n'ler gitti. 2 üzeri n'ler gitti. Yani ne kaldı? Limit en sonsuza giderken eksi 1 o mutlak değerden gidecek zaten. Ee, ama yine de bir önce bir yazayım ben size böyle. Bu işleri nasıl halledeceğinizi anlamanız için. Ee, bölü 2. Bu şekilde kaldı. Evet sadece bunlar. Şimdi yine bunu limit en sonsuza giderken bakın böyle yaparım. Eksi 1 bölü 2 mutlak değerin özelliklerinden ve x artı 1. Yani hep ne yapıyorum? Bakın bu x'li olan kısmı ayrıca tutuyorum. Karıştırmıyorum. Yani o da ne olacak? Bu mutlak değerle e, bu eksi gidecek. Yani limit en sonsuza giderken bu sadece mutlak değer x artı 1 bölü 2 olacak. E bunun biz birden küçük olmasını istiyoruz. Buradan şimdi ne olur? E, tabii bu e, limit n kaldı mı? Burada hiç limite bile ihtiyaç yok aslında. Yani sadece x artı 1 bölü 2 küçük 1 kaldı. Buradan da mutlak değer x artı 1 bizim küçük 2 kaldı. Yine bu mutlak değeri açmak için nasıl yapıyoruz? Eksi 2'den büyük bu x artı 1 mutlak değerden çıkınca küçük 2. E her tarafı eksi 1 ile toplarsam bu aradaki x'i yalnız bırakırım. Yani eksi 3 x e, ve artı 1 Şimdi yine tabi ki sınırlar acaba dahil mi? Yani şimdi sınırlara bakalım. x eşittir eksi 3 için bizim burada e, serimiz ne e, şekle gelir? Eksi 1 üzeri n, eksi 3 artı 1 üzeri n bölü 2 üzeri n şekline geliyor. O da ne olacak? Eee eksi 1 üzeri n burada eksi 2 üzeri n bölü 2 üzeri n. E şimdi bu ne olur? Üstleri aynı olduğuna göre altları çarparsak eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı artı 2 yani 2 üzeri n bölü 2 üzeri n. E, o da nedir bizim için? Aslında 1. E, 1 de bizim yani sonsuz tane 1'in toplamı olduğuna göre sonsuz yani ıraksak. O zaman demek ki biz x eşittir 3'ü almıyoruz sınır olarak, dahil olarak, yakın saklık aralığına dahil olarak. Peki x eşittir 1 için orada da e, ne olacak? Eksi 1 üzeri n, e, burası ne oldu? E, 1 artı 1 üzeri n bölü 2 üzeri n e, ee, o da ne olur? 2 üzeri n, 2 üzeri n gitti. Yani sadece bu eksi 1 üzeri n serisi kaldı ki bu da bıraksak biliyorsunuz. E, ee, yani bizim demek ki e, sınırlar dahil değil. İkisi de dahil olmadı. Sınırlar dahil değil. Yani e, yakın saklık aralığı serimizin yakın saklık aralığı Saklı aralığı ee, eksi 1 ile pardon eksi 3 ile 1 arasında yani bizim isterseniz böyle de söyleyebilirsiniz x elemanıdır eksi 3 1 açık aralığı da diyebilirsiniz ve e, şöyle bir teorem artık söyleyebiliriz bu bütün bu ee, kuvvet serilerini e, genel olarak bütün durumlarını söylemek için karşımıza çıkabilecek durumları söylemek için verilen bir genel cn x eksi a üzereyen kuvvet serisi için yalnızca aşağıdaki 3 olasılık vardır. Seri yalnızca x eşittir a için yakınsar yani bu bizim e, ikinci problemde bulduğumuz hani x eşittir sıfır için sadece yakınsıyor diye ya işte durum o burada onu söylüyor. E, i̇ki numarada seri her x için yakınsar. Yine bunun da örneğini yaptık. Ve 3 numarada da işte belirli bir aralık için yani burada nasıl diyoruz genel olarak mutlak x eksi a küçük r için yakınsak ve mutlak x eksi a büyük r için ıraksak olduğu pozitif bir r sayısı vardır. E, e, biz bunlarda mesela en sonuncusunda ne bulduk bu r'yi? 2 bulduk. İşte bu r sayısına kuvvet serisinin yakınsaklık yarıçapı denir. Ve biz bu kullanım kolaylığı açısından da biz bu yakın saklık yarı çapını eğer sadece bir tane x eşittir a için sağlanıyorsa yakın saklık yarı çapı sıfır deriz ve bütün xler için sağlanıyorsa yakın saklık yakın saklık yarı çapı sonsuz deriz ve kuvvet serisinin yakın saklık aralığı serinin yakınsadığı tüm x değerlerinden oluşan aralıktır. O zaman bir durumunda yalnızca A noktasından, iki durumunda bütün reel sayılardan yani eksi sonsuz sonsuz aralığından, üç durumunda da işte böyle x büyük a eksi r küçük a artı r şeklindeki bir aralıktan oluşur. Bunlar da alıştırmalar. İyi günler.